Günaydınlar, günaydınlar. Hoş geldiniz. Evet, Kadir bismillah Bey. Diyoruz. Burcu Hanım'ın evine giriyoruz. Evet, Burcu Hanım'ın altınları gözüme alırken dıs. Hayırdır, fazla geldi, bir tane ona mı hediye ettin kız? Evet, dayanamadım, bir tanesini ona verdim. Kadir, Burcu Hanım'ı kıskandığım için ben de eşiminkini getirdim. Allah seni kahretmesin. Kadının bileziklerini söküp getirecek neredeyse. Benimki daha güzel. Bir şey diyeceğim, az daha dök bana sen onu. Bir şey diyeceğim, biz bugün hangimizi yarıştıracağız? Seni mi onu mu acaba? Bilseydim bilezikleri de getirirdim. Hayır, bende ondan daha çok var. Bileydim ben getirirdim. Ben daha fazla çıkartmak istemedim, siz üzülmeyin. Bir şey diyeceğim, sen nazardan çatlayacaksın. Hadi hayırlısı inşallah bu hafta. Şimdi şu göreceğim kapıdan ben. Teker teker girecekler gözlerini devire devire. Maşallah. Allah. Daha sonra öyle bak, olmadı Kadir Bey. Bekle. Bütün mahalle kalktı. Yalnız sana çok yakışmış. Ben bir dahaki doğum günde sana büyük bir zincir alayım. Şöyle Nuri Alço'nunkilerden baklava dilimi. İnşallah. Evet Burcu Hanım, altınlarınızı hep konuşuyoruz ama Dahan dedi ki altınlar değil hamar attıklar konuşulsun dedi. Temizliğinizi merak ediyoruz. Bu bileziklerle nasıl cam siliyorsunuz? Nasıl bulaşık yıkıyorsunuz? Bu ev nasıl şöyle temizleniyor? Yapıyoruz. Şıngır 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 şıngır. Peki nereden başlıyoruz evi gezmeye? Buyurun, nereden sen? Burası yemek odası gibi mi acaba? Burası hall. Hall. Antre. Antre. Bizim de evin antresi var. Ben de oraya yemek masasını koydum. Şöyle bir geziyorum. Sende çoluk çocuk var mı Burcu? Evet, 3 tane Kadir Bey. 3 tane. Maşallah. Biri 10, biri 5,5, biri 2 yaşında. Tam kudurma çağları. Bir tanesi ortanca olan otizmli. Onda böyle hiperaktivite var aynı zamanda. He. Hiperaktiviteye bağlı otizmli. Dağıtmayı, kirletmeyi çok sever. Biraz bunların arası kalmış sanki. Hani silerken bileziklerini herhalde gözün görmedi tam o olarak. O şey yüzükten olabilir Kadir Bey ya. Çok şey yapamadım bak, böyle. Şöyle gel gel ben sana göstereyim de sonra görmedi olmasın. Gördün mü içini bak. Evet kalmış o ya. Altın şey o bilezik orayı kapatmış galiba. Peki salon ne tarafta efendim? Buyurun efendim. Haydi buyurun bir salona gireyim. Allah'ım bu adam bugün benim gözümü alıyor şırıl şırıl. Evet, yalnız ben kapıda başka bir detaya dikkat ettim. Senin altını benim gözümü aldı. Kapıda güvenlik kamerası var. Niye güvenlik kamerası var? Tabi bu kadar altının olduğu evde güvenlik kamerası olmaz da ne olabilir? Altın için mi taktırdın? Kendim için taktırdım. Kendime zarar gelmesin. Senin fikrin miydi, eşin mi taktı onu, doğru söyle. Eşim taktı. Ne dedi de taktı? Dedi ki canım eşim dedi, sana bir şey olur bir şey olur dedi. Canım eşim, sana bir şey bir şey olur bu altınlarından. Bir şey olursa izleyeyim bari demiş herhalde. En azından kayıt altında olsun. Yalnız direkt kapı görünüyor bu arada. Burcu galiba herhalde kameradan bakıyor, istediğini açıyor, kapıyı istemediğini açmıyor. Evet, öyle oluyor birazcık. Oralara süpürge giremiyor Kadir Bey. Süpürge giriyor da. Başı girmiyor. Burcu'nun bir koltuk süpürme sıkıntısı var galiba. Bunun içinde var. Bak bunda da çıkarsa Burcu. Bakıyorum. Neyse bunda çok, bunda da var. Kız sen bu koltukların arasında süpürge getirin. Görün Kadir Bey yani girmiyor içine süpürge. Anam kız bütün kahvaltılıklar burada. Ay resmen fal kahvaltısı. Açık büfe burası. Aa, bakmayın ya o kadar da değil. Vallahi arasında var. Şimdi Dahan diyecek ki ben size dedim ama hamur attı konuşsun diye. Dahan Bey'in evinde 3 tane çocuk mu var? Evet o bekar şimdi. Kapının üstü biraz kalmış. Balkon açılıyor diye galiba. Başka salonumuz geniş, ferah, güzel. TV ünitesi var. Çok fazla kalabalığın yok. Rahat iş yapılır. Bir de TV ünitesinin arkasına bakayım ben. Şu saatin arkasına bakayım. Evlerde artık hangi detaya baksam diye düşünüyorum. Evet burası da güzel. Petek var mı bu evde? Evet var. Nerede tarafta? Burada var, mutfakta camın altında var. Peki camın altındakine temizlik yaparken bakacağım. Mutfağa gidiyoruz gel. Evet mutfağım. Oo mutfağımız güzel, geniş. Burayı kim yaptı kız bu evi? Burayı ben geldiğimde vardı burası. Ben kayınvalidemle birlikte oturuyordum burada. Hayır bu apartman böyle sizin mi yani tek tek mi yapılmış? Bizim. Belli aile apartmanı oldu evet, çünkü. Evet, sonradan böyle bir eklene eklene gidilmiş gibi bir mimarisi. Bu mimariyi nerede olsa tanırım. Bu mimari sonradan tek tek yapılma mimarisi. Evet, açıyorum çamaşır makinemizin gözünü. Evet, bunu böyle söktüm. Tavanı güzel. Biraz şuralarında yumuşatıcı kalmış. Şu kısmında. Evet, aspiratör telleri. Bakalım Gülten abla bu aspiratör tellerini beğenecek mi? Bunları beğeniyor çünkü eski belli. Kullanılmış. Evet. 8 senelik Kadir Bey.
Maşallah. Birazcık deforme oldu ama. İster istemez tabii ki de uzun yıllar boyunca. Kadir öyle diyorsun ama kadın en azından temiz görünsün diye yeni filtre almamış. Ha sen de katılıyorsun dünkülerin yeni alındığın. Yeniydi tabii, etiketi duruyordu. Niye hiç kadına demedin peki bunlar? Bak ben dün mutfağa gezerken dedim ki abla dedim bunun etiketi üstünde duruyor dedim. Sen bunu yeme. Yok be sen ne abartıyorsun? Ya bir insan define mayını hem bu yanına bu kadar çok çalmaz. Şimdi lavabomuzun kenarlarına bakacağız. Hazır mısın Burcu? Değilim. Değilsin. Niye değilsin? Kenarları. Minicik minicik. Üç tane çocuğu var kadın. Hangisine yetiştin? Abi üç tane demeyelim. Bir tanesi hiperaktifle yani. Ha, o zaman dört diyelim. Bir dört tanesini diyelim. İki gibi sayıyoruz. Bir tane de eşim var. Beş erkeğin içindeyim yani. Bir şey diyeceğim. Eşin de mi öyle çok toplayan biri değil, dağıtan asla. Biri? Asla. Hiç. Lastiklerimizin arası güzel. Onda sıkıntı yok. Oh oh oh, buzluğa kıymalar doldurulmuş. Kız indirim mi vardı bir yerde? Bu kadar paket kıymayı nereden buldun? Burcu'nun yukarıya tam anlamıyla boyu yetmemiş anlaşılan. Biraz üst lastikler kalmış Burcu. Ha, bu, aa Kadir niye kırdın şimdi onu? Abi bunu silikonla yapıştırmışlar. Üstüme kalmasın değil mi? Bu bunun değil. Bu kırılmış, üstüne ek yapmışlar. Evet öyle olmuştu Kadir Bey, tamam. Ama artık onu da yok sayenizde. Tuttu güzel tuttu. Burcu Hanım akşamki bulaşıklar neden duruyor hala? Ne yapıyorsun kız? Boş makineyi çalıştırsın mı? Biraz bir iki bir şey güzel. Şimdi Burcu diyecek ki hepsini niye söylüyorsunuz Kadir Bey? Bir iki tanesini görmeseydiniz keşke. Kadir Bey ah. Evet üstü güzel. Üstünde bir şey yok gayet iyi. Kombi de esnaftan sıcacık güzel çalışıyor. Peki banyomuz nerede Burcu? Böyle Kadir Bey banyo Burcu. Geç. Kadir nasıl ama altınım? İnanılmaz güzel duruyor. Abim çok yakışmış. Hatta şöyle iki tane de Adana burması. Vallahi maşallahım. İşime haber vermeden aldım geldim. Sabah kadın kalkacak ki boynunda kolyesi yok. Yuh artık Kadir. Gece burada. Evet, oh mavilerle dolu bir banyo. Gayet güzel. Lavabomuz gayet güzel. Evet. O tabure niye? Şey çocuklar çıksın diye mi rahat? Evet. Evet, banyomuzu geziyoruz. Evet, buralar gayet güzel. Hadi kalk gidiyoruz. Evet efendim misafirler geliyor. Bakalım haftanın renkli yarışmacısı Burcan. Burcan Hanım gidiyor önde. Haftanın renkli yarışmacısı Burcan Hanım muhteşem takılarıyla misafirlerini ağırlayacak. Ve tabii ki de bugün muhteşem bir Antep menüsü bekliyoruz. Bakalım neler olacak ve tabii ki de dış sesin eşinden tırtıkladığı kolyesi bugün bizlerle. Kendisini tebrik ediyoruz, muhteşem yakışmış. Yalnız onun zekatını nasıl vereceğim bilmiyorum. Kalk gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.